Merhaba arkadaşlar, Kolor Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifimle daha birlikteyiz. Amigurumi Mandalorian öreceğiz hep birlikte. Ekranda gördüğünüz bu çalışmayı beraber öreceğiz ve tamamlayacağız. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile kolaylıkla örebilecekler. Çünkü videomda adım adım anlatıyorum. Kullandığım malzemelerin listesini de videomun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Videomu ve kanalımı desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Ayrıca bu takımı tamamlamak isterseniz de Yoda tarifimi de kanalımda bulabilirsiniz. Sağ üst köşedeki linke tıklayarak tariflerime ulaşabilir, Yoda örebilir, güzel bir takım oluşturabilirsiniz ve böylece sevdiklerinize hediye edebilir ya da satışlar yapıp bütçenize katkıda sağlayabilirsiniz. Çok satacak bir tarif arkadaşlar. Örmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. İkinci bacağı da örüp hazırlıyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? İpi kesmedik. Çünkü örgüye devam edeceğiz. Bacakları birleştireceğiz. Şimdi çalışmamız bu aşamada olmalı. Biz buradayız. 10 tane sık iğne örüp bacağın diğer yan tarafına geleceğiz. 10 adet daha örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 2 tane zincir çekeceğiz. 1 2 Diğer bacağı alıyoruz. Diğer bacakta kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. Bakın bacaklar bu şekilde. Burası arka, burası ön. Biz arkadayız şu an. Bu kaldığımız yer neresiydi? Bakın burası. Buraya kadar ördük, ipi kestik, bıraktık. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz. İlk zincirden bacağın üstüne 18 tane sık iğne tek tek örüyorsunuz. Etrafını dolanacağız bacağın. Bir sıra. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Bakın bir bacağın etrafını dolanıp nereye geldik? Bacakların orta noktasına, zincirlerin üstüne. Şimdi iki tane zincir çekmiştik ortaya. 1 2 2 tane sık iğne tek tek öreceğiz zincirlerin üstüne. Bu bir, yanındakine örüyorum. 2. Şimdi geliyoruz diğer bacağın üstüne. Neredeyiz? Öndeyiz. Bu bacağın üstüne de ilk boş dikişten itibaren öreceğiz. 18 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Nereye geldik? Yine ortaya, zincirlere.
İki tane öreceğiz zincirlerin içine. Ortaya iki tane örüyoruz. Bir yanındakine öreceğim. İki. Bir sıra ördüm ve iki bacağı da birleştirmiş oldum. Bakın çalışmanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Burası arka taraf. Biz arkadayız. Gövdede ilk sırayı da örmüş oluyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Çalışmanızın görüntüsü böyle olacak. Şimdi işaret kullanacağız arkadaşlar. Çünkü spiral örerek örgüye devam edeceğiz. Şimdi bu sırada arkadaşlar toplamda 40 adet sık iğne ördük. 18-18 bacakların üstüne 2'şer tane de ortaya 4, 18, 4 ve 18 toplam 40 adet sık iğne örmüş olduk. Şimdi buraya işaret yerleştirin sıranın başına. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 4 sıra öreceğiz. Her sırada 40 tane sık iğne olacak. Herhangi bir arttırma eksiltme yapmıyoruz. Her deliğe bir tane örüyorsunuz. 4 sıra örüyoruz. 40, 40, 40. 4 sıra sonra buluşuyoruz. Evet, 4 sıra örgüyü tamamlıyorum. Burası oyuncağın arka tarafı, burası ön tarafı. Çalışmanızın bakın görüntüsünün böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Yeni sıraya başlayacağız arkadaşlar. Bu arada bacakların içini de elyafla dolduralım. Çünkü daha sonra doldurmamız güç olacak. Gövdeyi ördükten sonra da gövde kısmını doldurup tamamlarız. Şimdi yeni sırada ne yapacağız? 8 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane azaltma öreceğiz. Şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. 8 tane tek bir azaltma, 8 tek bir azaltma. Sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Sıranın sonunda da buluşacağız. Toplamda da 36 adet sık iğne örmüş olacağız. Örelim, sıra sonunda buluşalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi bundan sonra 4 sıra öreceğiz. 4 sıra. Her sırada da arkadaşlar 36 adet sık iğne olacak. 36-36 sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 4 sıra sonra buluşuyoruz. Evet, 4 sıra örgüyü de tamamladım. Bu sırada tekrarlayacağımız bir grup var. Ben size öreceğim. Sıra sonuna kadar tekrar edersiniz. 7 tane tek tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane azaltıyorum. Şimdi bu grubu tekrarlıyorsunuz. 7 tek bir azaltma, 7 tek bir azaltma. Sırada toplam 32 adet sık iğne olacak. Örüyoruz. Sıra sonunda buluşuyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 4 sıra öreceğiz. Düz örüyoruz yine. Arttırma, eksiltme, azaltma yapmıyoruz. Her dikişe bir tane örüyorsunuz. 4 sıra. Sırada da 32 adet sık iğne olacak. 32, 32 öreceğiz. 4 sıra örüyoruz. 4 sıra sonra buluşuyoruz. Evet, 4 sıra örgüyü tamamladım arkadaşlar.
Şimdi geliyoruz yeni sıraya. Burada yine tekrarlayacağımız bir grup var. Bir tanesini öreceğim. Siz sıra sonuna kadar tekrarlarsınız. 6 tane tek tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane azaltacağız. Şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada da toplam arkadaşlar 28 adet sık iğne olacak. Örelim, sıra sonunda buluşalım. 6 tek bir azaltma, 6 tek bir azaltma örüyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi bundan sonra 4 sıra örüyoruz. Her sırada 28 adet sık iğne olacak. 4 sıra örelim. 4 sıra sonra buluşalım. 4 sıra örgüyü tamamladım. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Yine tekrarlayacağımız bir grup var. 5 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5. Bir tane azaltıyorum. Ve bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 24 adet sık iğne olacak. Örelim, sıra sonunda buluşalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Yeni sıraya başlayacağız. Bu sırada da tekrarlayacağımız bir grup var. 2 tane tek öreceğiz. 1 2 bir tane azaltıyorum. Ve bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada da toplam 18 adet sık iğne olacak. Evet, sıranın sonuna geliyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bu sırada tekrarlayacağımız grubu örüyorum. Bir tane tek öreceğiz. Bir tane azaltıyoruz. Ve bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada da toplam 12 adet sık iğne olacak. Evet, çalışmamızın şekli de arkadaşlar böyle olacak. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 12 sıra örüyoruz. 12 sıra, her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde böyle boru gibi öreceğiz arkadaşlar. 12 sıra şöyle örüyoruz, boru gibi örüyoruz. 12 sırayı örelim. Ben de öreceğim. Sonra buluşalım. Evet, 12 sıra örgüyü tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi içini de sıkı sıkı dolduruyoruz. Bakın, buraya kadar doldurdum. Gövdeye de ilave edersiniz. Şimdi buraya kadar dolduruyorsunuz. Burası bakın boş. Şimdi böyle kartondan bir rulo yaptım ya da plastikten de olabilir. Bu benim kullandığım ipliğin dışındaki ambalajıydı. O ambalajı biraz sert bir kağıttan. Onu böyle rulo yaptım, yuvarladım. Şimdi bunu arkadaşlar buraya yerleştiriyorum. Buraya sokacağım. Evet, içine bu ruloyu yerleştirdikten sonra burayı 6 azaltma ile kapatacağız arkadaşlar. Örüyorsunuz ve bu deliği kapatıyorsunuz. Bu birinci azaltma. Bu ikinci azaltma. Azalta azalta devam ediyorsunuz. Buradaki deliği kapatıyoruz. Çalışalım. Toplam 6 azaltma yapıyoruz ve buluşuyoruz arkadaşlar. Evet, buradaki boşluğu böylece kapattım arkadaşlar. Şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıyoruz ve kesiyoruz. Evet, iğneyi geçirdim. Şimdi bakın, burada içeride yürütüyorsunuz iğneyi. İç kısımda yürüterek aşağıya doğru ineceksiniz. Şöyle aşağıya doğru ineceğiz. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bakın, ipimiz burada.
Boyundayız. Şuradayım. Burada çıkardım. Şimdi kafayı alıyoruz. Kafada şu orta kısımda bir kalemle de olabilir. Şöyle bir boşluk yaratmanız gerekiyor. Ama içini iyi doldurun arkadaşlar. Yani elyaflar yetersizse mutlaka takviye edin. Çünkü kafanın sıkı sıkı oturması gerekiyor bu kısma. Şimdi burada kafayı takıyoruz bu şekilde. Neden bu işlemi yaptım? Kafanın zayıf kalmaması ve diktiğimiz zaman gövdeye sallanmaması için. Şimdi bunu buraya yerleştireceğiz. Bu şekilde. Evet. Şimdi ne yapacağız? Sıkıca dikeceğiz. Bakın bu son sıraya, gri parçadaki son sıraya sıkıca dikiyorsunuz. Döne döne dikeceğiz buraya. İyice yerleştireceğiz kafayı. Sıkı bir şekilde dikiyoruz. Bir kafadan dikiyorum. Bir de gövdeden. Aynı sıraları takip ettiğinizden emin olun. Sıra atlamayın. Sıkı sıkı dikeceğiz. Evet. Bu şekilde dikişe devam ediyoruz ve buluşuyoruz arkadaşlar. Evet, dikişi tamamlıyorum arkadaşlar. Boyu da epey bir uzun olacak. Eğer kafa sallanıyorsa arkadaşlar, demek ki sıkıca doldurmadığınız anlamına geliyor. Boyun kısmını da iyi desteklemediğiniz anlamına geliyor. O nedenle bu konulara dikkat edersiniz. Sonra kafa sallanıyor, oturmadı yerine demeyin bana. Şimdi sırada kollar var. Kolları dikerek çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi kolları dikerken nelere dikkat edeceğiz? Şimdi bakın böyle tuttuğunuz zaman şurada 3 tane gri azaltma görüyorsunuz ya. Şöyle bir çıkıntı var burada. Onun üst kısma gelmesi gerekiyor. Şöyle bir katlıyorsunuz buradan. Şöyle tutuyorsunuz ve karşılıklı önce dikiyorsunuz. Şöyle geçiriyorsunuz buradan iğneyi. Karşı taraftan da alıyorsunuz. Karşılıklı bu şekilde teker teker dikeceğiz. Tek tek dikiyorsunuz. Her dikişten dikiyorsunuz. Bu boşluğu öncelikle kapatıyoruz. Buradan, buradan da dikeceğim. Evet. Bakın boşlukları bu şekilde öncelikle kapatıyoruz. Şimdi alıyoruz çalışmamızı. Çalışmada bakın bu sıraya şu kadar mesafe yeterli. Bu sıraya dikebilirsiniz kolları. Şöyle dikeceğim. Buranın omuz olduğunu düşünürseniz şöyle sarkıtacağız aşağıya doğru. Şimdi yanını çeviriyorsunuz oyuncağın. Kolu doğru bir şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Şu sıralara dikmek istiyorum. Şöyle önce bir kolun baş ve son sık iğnelerinden tutturacağım. Sonra sırayla dikiyoruz böyle. Bakın gövdeye dikiyorsunuz önce. Şöyle sıkalım iyice ipimizi. Sonra koldan dikiyorsunuz. Sonra gövdeye dikiyorsunuz. Tekrar koldan dikiyorsunuz. Ve gövdeye dikeceğim. Evet, 4 tane gövdede delik kullandım. Oraya diktim. Şurada bir sıkalım iyicene. Bakın çalışmanız böyle olacak arkadaşlar. Kolları da diktiğinizde böyle görünmesi gerekiyor. Şimdi burada düğüm atacağım. Şu kısımda ucunda düğüm atıyorum. Sıkıştırıyorum. İğneyi buradan geçirip başka yerden çıkarıyorsunuz. Ve artık ipi kesebiliriz. Şimdi bu yaptığımız çalışmanın aynısını diğer kolda da yapacağız. Önce dikerek burayı kapatıyorsunuz. Simetri olarak aynı sıralara diğer kolu dikiyorsunuz. Kolları diktikten sonra da çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Hatırlarsanız bu kulak kısmına ördüğümüz parçadan 2 adet daha örmüştük. Yani toplam 4 taneydi. İkisini bu bölüme kafaya diktik. Şimdi diğer iki parçayı dikeceğiz.
Nereye dikiyorsunuz arkadaşlar? Tam omuz bölgesine yerleştiriyorsunuz. Bunları da omuz koruyucusu olarak buraya dikiyoruz. Öncelikle düzgün bir şekilde iki tarafa da simetri olarak tutturmanızı tavsiye ediyorum. Sonra dikişe başlarsınız. Şöyle önden, arkadan iğnelerle tutturun. Diğer kolu da yine aynı şekilde çalışıyoruz. Omuza yerleştiriyorsunuz. Onu da iğneleyelim. Şöyle yerleştireceğim. Kamera açısıyla bunları dikmek bana zor olacak. Ben iğneyle yerleştirilmiş şeklini size göstereceğim. Siz dikersiniz arkadaşlar. Dikişi yine bu parçayı diktiğiniz gibi yapacaksınız. Aynı şekilde dikiyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Yalnız omuzun üstüne oturtmaya dikkat edin. Görüntü önemli. En güzel ve doğru görüntüyü yakalamalıyız. Şimdi şuraya da bir tutturacağım. Bir de buradan tutturuyorum. Şöyle bir göstereceğim size. Şimdi böyle olacak çalışmanız. Omuzlar bu şekilde. Tabii dikince daha düzgün duracak. Böyle havaya kalkmayacak bu kısımlar. Güzel oturtuyorsunuz buraya. Tam omuza gelecek şekilde. Şimdi dikiyoruz arkadaşlar. Ben de dikeceğim. Çalışmam bittiğinde de sizinle paylaşacağım. Çalışalım ve buluşalım. Evet, çalışmayı tamamladım ben. Dikişim hazır. Bakın görüntünün böyle olması gerekiyor. Diktiğiniz zaman burası arkası, arkadan görünümü. Yani orantılı bir şekilde dikmeye gayret etmelisiniz. Çünkü biri aşağıda biri yukarıda olmamalı. Oyuncağı tuttuğunuz zaman da düzgün ve simetri durması gerekiyor. Önünü çevirdiğinizde de yine aynı şekilde simetri olmalı. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Zırhındaki diğer parçaları örmeye. Şimdi ön zırhı var. Bu önüne dikeceğimiz bir parçamız. Onu öreceğiz. İki renk iplik kullanacağız. Gri ve kahverengi iplikler. İkisiyle de öreceğiz. İplik değiştirme yapacağız. Şimdi önce çalışmaya gri iplikle başlıyoruz. Başlangıçta 8 adet zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bu 8 tane zincirin üstüne öreceğiz. Bir zincir çekerek başlıyoruz. Her sıra başlarında zincir çekerek başlayacağız. İkinci zincirden örmeye başlıyorsunuz. 8 tane tek tek sık iğne öreceğiz. Her zincire bir tane. Bu 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha örüyorum. 8. Bakın ilk sırayı tamamlıyorum. Devam edeceğiz. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. Dönüyorsunuz. Şimdi ilk dikişin içine çift örüyoruz. Aynı yere iki tane. Bir, bir tane daha. İki. Altı tane sık iğne. Tek tek örüyorsunuz altı tane. Bir, iki, üç, dört, beş, bir tane daha, altı. Şimdi bir tane çift öreceğiz. Aynı yere iki tane örüyorsunuz. Bir, bir tane daha, iki. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bir önceki sırada arkadaşlar toplamda 10 tane sık iğne örmüş olmanız gerekiyor. Şimdi geri döndük zincir çekip. Bir tane çift öreceğim. Aynı yere iki tane örüyorsunuz. Bir, bir tane daha, iki.
Şimdi 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi sonda bir tane dikişiniz kalması gerekiyor. Oraya da çift örüyoruz. Yani aynı yere 2 tane. 1, 2. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. Geri dönüyorum. Bir tane azaltacağız. Azaltma örüyoruz. 8 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane daha, 8. Şimdi bir tane azaltma öreceğiz. Sırayı bitiriyoruz. Sırada toplam arkadaşlar 10 tane sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum. Sadece 10 tane öreceğiz. Sıra sonuna kadar her dikişe bir tane örüyorsunuz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir tane daha, 10. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir tane azaltma altı tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir tane azaltma. Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam arkadaşlar 8 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bir tane azaltma örüyoruz. 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, bir tane azaltma. Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam arkadaşlar 6 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bir zincir çekip geri döneceğim. 6 tane sık iğne örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir zincir çekip geri dönüyorum. 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir zincir çekip geri dönüyorum. 6 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. da kahverengi iplikle ipi değiştireceğiz. 2 ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. 6 tane sık iğne öreceğiz. Örerken de bu kahverengi ipi arkada içine alıp örün. Şöyle tığın üstünden atın. 1, artık gerek yok. 2, 3, 4, 5, 6, bir zincir çekip geri dönüyorum. Yine 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane daha öreceğiz. 6, bir zincir çekip geri dönüyorum. 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane daha örüyorum. 6. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane yarım trabzan örüyoruz. Bir tane ikili trabzan öreceğiz. Bir tane yarım trabzan.
bir tane sık iğne, en sonunda bir tane zincir kaydırma. Evet, çalışmamızı böylece bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çekelim, sıkıştıralım ipi. Bu zırhı gövdeye dikerken arkadaşlar yine iki renk iplik kullanalım. Çünkü gri iple dikersek gözükecektir kahverengi üzerinde. Dolayısıyla hem gri ipten hem de kahverengi ipten uzun bırakıp kesiyoruz. Evet, ipleri kestim ve uzun bıraktım. Burada şu bölümde kahverengi iple griyi bağlayın arkadaşlar. Örgünüz sökülmesin orada. İp değiştirmiştik çünkü. Bu başlangıçtaki gri ipliği de iç tarafa çeker, saklarsınız. Evet, böylece ön zırhı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi sıra geldi diz kısmına, diz kapaklarına öreceğimiz zırhlara. Bir tanesini gri, diğerini kahverengi iple öreceğiz. Önce kahverengi ile başlayacağım. 5 tane zincir çekeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinciden örmeye başlayacağız. 4 tane sık iğne örüyorsunuz. Tek tek 1. Her zincire bir tane öreceğiz. 2, 3, 4. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi bir tane çift öreceğim. Aynı yere iki tane örüyorsunuz. 1, 2. Şimdi iki tane sık iğne. 1, 2. Bir tane çift öreceğim. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi bir tane çift öreceğim. 1, 2, 4 tane sık iğne. 2, 3, 4. Bir tane çift öreceğiz. 1, 2. Sırayı tamamlıyorum. Toplamda da 8 tane sık iğne örmüş olmalısın. Bir zincir çekip geri döneceğim. Her dikişe bir tane örüyoruz. Sıra sonuna kadar 8 tane sık iğne öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7. Bu da sonuncu. 8. Şimdi bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bir tane azaltma öreceğim. 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltacağım. Sıranın sonuna geliyorum. Toplamda da 6 tane sık iğne örmüş olmalısın. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir tane azaltıyoruz. 2 tane sık iğne. Bir tane azaltıyoruz. Sıranın sonuna geliyorum. Toplamda da 4 tane sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bir zincir çekip geri döneceğim. 4 tane sık iğne. Tek tek. 2, 3, 4. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 4 tane sık iğne. 1, 2, 3. Bir tane daha. 4. Çalışmam bitti. Şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle bu parçayı dikecek kadar uzunlukta ip bırakacağım. Şimdi bunun aynısından gri iple de örüp hazırlıyoruz. Aynısını örelim gri iple. Evet, ben gri parçayı da ördüm, hazırladım. İki parça da hazır arkadaşlar.
Bu parçaları diz kısmına daha sonra dikeceğiz. O nedenle ipleri dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Evet arkadaşlar, yeni bölümde kalan parçaları örmeye devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videomu ve kanalımı desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Yeni bölümde buluşmak üzere.